Neden bu gece buradasın? Evet, davete icabet. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Haberin Peşinde her Perşembe saat 22'de. Efendim günler değerli izleyiciler. Haber oldu, her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişirken bu gelişime katkı veren ve demokrasiyi temelde işleten en önemli unsur şüphesiz siyaset. Evet, demokrasinin olmazsa olmazı siyaset ve bugün Türkiye'de konuşulanların ilk akla gelenlerdi siyasi partiler. Evet, Türkiye'de mevcutta resmi olarak kurulmuş 83 siyasi parti var. Evet, 83 siyasi parti var ama bunların birçoğu seslerini duyuramıyorlar. Evet, seslerini duyuramıyorlar derken sesini duyurmaya çalışan aslında 2014 yılında kurulup bugüne kadar Anadolu'yu karış karış dolaşan bir parti var. Evet, Turan Hareketi Partisi. Ve bugünkü medya yayınlarının konuğu da Turan Hareketi Partisi Kurucu Genel Başkanı Varol Esen. Efendim Varol Esen'e çalışmalarını, hedeflerini, projelerini soracağız. Efendim hoş geldin. Medya 24'ün bu güzel programında bize yer vermesine dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sayın Esen, öncelikle çok kısa, herkese soruyorum ama sizi biraz tanıyabilir miyiz? Varol Esen kimdir efendim? Varol Esen, 1970 Artvin doğumlu, ticarette uğraşan bir Türk vatandaşı. Ne kadar güzel. Evet, Turan Partisi dedik. Neden Turan Partisi efendim? İsmi neden Turan Hareketi? Turan, Türk Birliği demek. Türk Birliği denince akla da ne gelir? Türk gelir. Biz de Türk'üz. Türk devletleriyle, mevcutta bulunan Türk devletleriyle, bağımsız olan, özellikle cumhuriyeti olan Türk devletleriyle tarihi geçmişimiz bir, dilimiz bir, adetlerimiz bir, geleneklerimiz bir, göreneklerimiz bir. Dolayısıyla Türkiye'de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yüce Atatürk'ün 1923 yılında Türk töresiyle kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti vefatından sonra, zamansız vefatından sonra Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra unutturulmaya çalışan, Türk'ü özünden uzaklaştırıp Araplaştırmaya çalışan bir zamanda Turan Hareketi'ni kurduk ki Türk'ü yeniden özüne çevirelim, Atatürk'ün fikir ve felsefeleriyle yürüyelim, gidelim. Gidelim dediniz. Tabii şimdi merak ediliyor şüphesiz, ben 83 partiden birisi dedim, Turan Hareketi Partisi, ama bugün 53. parti olarak geçiyorsunuz. Bugün biraz araştırdım. 53. partisi aslında. Sizden sonra 30 küsur parti de kurulmuş. 33 parti daha kurulmuş. Ve ondan da sesi ne yazık ki çıkmıyor. Şimdi tabii 83 parti diyoruz ama bugün bilinen 4-5 parti var. Ya da aktif olan ya da medyayı kullanan. Sizi diğer 82 partiden ayıran özellik nedir acaba diye sorsam. Bizi diğer 82 partiden ayıran özellik bir. Bugün Türkiye'deki mevcut siyasi partilerin içerisinde Turan Birliği'ni, Turan'ı savunan, Türk Birliği'ni savunan, hatta Türklüğü savunan herhangi bir siyasi parti yok. Birinci özelliğimiz bu. İkinci özelliğimiz, biz maskeyle gezmiyoruz. Yüzümüzde maske yok bizim. Biz özümüz bir, sözümüz bir. Seçmene, büyük Türk milletine yalan konuşmuyoruz. Doğru neyse onu söylüyoruz. Bize ayıran en büyük özellikler bunlar. Evet, doğru neyse onu söylüyoruz dediniz. Sizi diğer partilerden ayıran özellik iddialı bir cümle. Bugüne kadar da Anadolu'yu karış karış dolaştınız, ifade etmeye çalıştım anonsa giderken. Kaç bölgeye gittiniz tamamıyla? 7 bölgeyi de gezdim, gezmedim iller diyelim. 5-6 tane il var gezmediğim, onları da gezeceğiz. Yani. Onları da geziyorsunuz, evet. Efendim tabii şimdi 2014'te kuruldunuz ve yıl 2020, aradan 6 yıl geçti. Bu süreye 3 seçim girdi, birisi Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere. Neden genel seçimlere girmediniz? Şimdi bir siyasi partinin seçimlere girebilmesi için 41 il, 253 ilçede teşkilatlanıp kurultaylar yapıp büyük kurultayla beraber seçime hazır hale gelmesi gerekir 6 aydan evvel.
Fakat siyasi partilerin de adını duyurabilmesi için basına medyaya ihtiyacı var. Bugün siz basında bize yer verdiniz ama bugüne kadar bize, özellikle ulusal basında yer veren herhangi bir basın medya yok, bizlere yer vermiyorlar. Onlar belirli odakların, özellikle AKP hükümetinin odağında olan, onların hizmetinde olan ama bizlere yer vermeyen ulusal basın yüzünden insanlara sesimizi duyuramıyoruz. Biz de mecburen il il, bölge bölge gezerek insanlarla tanışıp kendimizi anlatıp yavaş yavaş illerimizi, ilçelerimizi kuruyoruz. Yani şöyle düşünün, 2014 yılında dağın başından bir kartop olarak yuvarlandık. Yuvarlandıkça büyüyoruz, yuvarlandıkça büyüyoruz. Çiğ olacağız, bu siyasi partilerin yüzlerinde maskeyle gezen, Büyük Türk Milleti'ni sürekli kandıran bu siyasi partileri silindir gibi ezip geçeceğiz. İddialısınız. Çok iddialıyız. Silindir gibi ezip geçeceğiz. Evet, silindir gibi ezip geçeceğiz. Geçecek. Peki, tabii devam ediyorum söyleşimi Sayın Genel Başkan Oral Esen'le. Gerçekten farklı bir kişilik var, onu görüyorum sizde. Tabii sorular var, böyle kısa kısa bakmak istiyorum. Efendim şimdi, şu an geldiğiniz durumda, bugünkü tarih itibariyle teşkilatınız ne durumda? 15 tane resmi ilimiz var, ilçelerimiz var. Kurulmaya hazır olan, kurulmakta olan 7 tane ilimiz var. Ve görüşmeler devam ediyor. Sanıyorum ki 3 veya 4 ay içerisinde 50 ili tamamlamış olacağız. İlçeler de devam ediyor. Devam edeceksiniz. Peki, hep şunu sorarlar seçmenler tabii. O kadar Türkiye genelde sık sık erken seçimleri de yaşayan bir ülke olarak, biz de sık sık seçime giden bir topluluk olarak. Biraz önceki sorunun devamını getirmek istiyorum. Seçmen neden bugün Turan Hareketi Partisi'ni tercih etsin ya da neden tercih etmeli efendim? Seçmen neden Turan Hareketi Partisi'ni tercih etmeli? Çok güzel bir soru. Bir, biz yüzümüzde maskeyle geziniyoruz. İki, halkın içerisinden geliyoruz. Halkın sorunlarını biliyoruz. Biz Türk Birliği'ni savunuyoruz diye bütün siyasi partiler, kimisi Avrupa Birliği'ni savunuyor, kimisi Şanlı Beşisi'ni savunuyor. Ama biz diyoruz ki, tarihimiz, geçmişimiz, atalarımız, dilimiz, töremiz, geleneklerimiz, adetlerimiz bir olan, genetik özelliklerimiz aynı olan Türk devletleriyle Türk birliğini kuralım. Bu yüzden tercih etmeli. Biz diyoruz ki, adaleti tesis edeceğiz. Biz diyoruz ki, adaleti tesis edince adil paylaşımı tesis edeceğiz. Adil paylaşımı tesis edince eşitliği tesis edeceğiz. 83 milyon Türk vatandaşını birbirinden ayırmayacağız. Kimseyi kutuplaştırmayacağız. Güneydoğu'ya gidip Kürt kardeşlerim demeyeceğiz. Ege'ye gidip Efe kardeşlerim demeyeceğiz. Akdeniz'e gidip Yörük kardeşlerim demeyeceğiz. Karadeniz'e gidip Laz kardeşlerim demeyeceğiz. 81 vilayet, 953 ilçe, 34 bin küsur köyde Büyük Türk Milleti diyeceğiz. Hiç kimseyi kutuplaştırmayacağız ve 83 milyon Türk vatandaşına eşit yaklaşacağız. Din inançlarından dolayı ayırmayacağız. Mezhep ayrımcılığı yapmayacağız. Etnik unsur ayrımcılığı yapmayacağız. Yüce Atatürk'ün oluşturmuş olduğu o ulus bilinciyle beraber hareket edeceğiz. Ve biz eğitimi, sağlığı, insanın en doğal hakkı olan eğitimi ve sağlığı ücretsiz hale getireceğiz. Bugün AKP hükümetinin 3-5 tane firma ile Türk milletini 30-40 yıl ipotek altına almasına son vereceğiz. O bütün o köprüler, yollar, havalimanları, tüneller, bunları kamulaştıracağız ve Büyük Türk Milleti'nin hizmetine sunacağız. Anladığım kadarıyla eğitim ve sağlığa çok önem veriyorsunuz. Kesinlikle. Buyurun. Bir ülkenin kalkınabilmesi, gelişebilmesi, yükselebilmesi için eğitim ve sağlık en önemli meseledir. Proje üretmek için eğitimli insanlara ihtiyacınız vardır. Çalışabilmek için sağlıklı insanlara ihtiyacınız vardır. Eğitimi ve sağlığı eğitimde anaokulundan üniversiteyi bitirene kadar, sağlıkta muayenesinden ameliyatına kadar, ilacına kadar kişiye, vatandaşınıza ücret sistemini derseniz vatandaşınıza bir aidiyet duygusu sağlarsınız. Ve o vatandaş size proje üretir, o vatandaş size daha iyi çalışır. Para kazanmak ona ödül olur. Üretmek neşe kaynağı olur. Para kazanmak ona ödül olur. Biz bu minvalde devam edeceğiz. Peki efendim,
bütün bunları yapabilecek kaynak sizce var mı? Siz kaynağı nereden bulacaksınız? Var. Türkiye o kadar zengin ki. Hani çocukluğumuzdan beri bazı klişeleşmiş laflar vardır. Devletin malı, deniz. Klişeleşmiş laflar vardır. İnsanlar bunlara alıştırdılar. Türkiye'nin altı da cevher kaynıyor, üstü de cevher kaynıyor. Üç tarafımız denizlerle çevrili, yarımada şeklindeyiz. Çok zengin tarım alanlarına, mera alanlarına sahibiz. Çok zengin akarsulara sahibiz. Bor madeni gibi, toryum gibi, doğalgaz gibi, petrol gibi, altın madeni gibi çok çok değerli madenlere sahibiz. Kimsenin dinlendirmediği, hiçbir yerde yazmadığı osmiyum madenine sahibiz. Biz bu kaynakları yerin altında ve yerin üstünde ne varsa 83 milyon Türk vatandaşındır diyerek tüm kaynakları vatandaşın hizmetine sunacağız. Örneğin yabancı firmalar geliyor, Türkiye'de altın araması yapıyor. Altından bir örnek verelim. Altın madeni alıyor. %98'ini altın arayan firma alıyor, %2'sini Türk devletine bırakıyor. Bu katliamdır. Bu bir katliamdır. Bu Türk milletinin malını peşkeş çekmektir. Bu madenler, bu tarım alanları, bu mal varlıkları hiç kimseye ait değildir. 83 milyon Türk vatandaşındır. İşte biz bunları devlet eliyle yapacağız. Madenlerimizi devlet eliyle çıkaracağız ve Türk milletinin hizmetine sunacağız. Ekonomiye katkı yapacağız. Bizim, kısacası tabiri caizse şöyle diyelim. Unumuz var, suyumuz var, tuzumuz var, şekerimiz var, hamur gelimiz var, hamur makinemiz var, fırınımız var, odunumuz var. Ama bunları pişirecek yöneticimiz yok. İşte biz o pişirecek yöneticiyiz. Yöneticisiz. Peki ekonomiden söz ettiniz, kaynaklara da girdiniz. Hep merak edilir, gençlere ve kadınlara yönelik Turan Hareketi Partisi'nin özel projesi var. Yani 21 maddeden oluşuyor tüzüğünüz aşağı yukarı. Detayları saymıyorum. Baktım gerçekten orada önemli ayrıntılar da var ama sizin ağzınızdan Türkiye'nin duyması isterim. Mesela gençler özellikle bu son yasayla seçmen yaşı 18'e düşürüldüğü için gençlere ve kadınlara yönelik neler yapacaksın? Elbette ki liseyi bitirmiş, 18 yaşında bir delikanlı liseyi bitirmiş olur. Oy kullanmalı fakat seçilme yaşı olmamalı. Seçilme yaşı en azından üniversiteyi bitirmiş olmalı seçilmek için. Ama seçme yaşı 18 gayet normal değil. Üniversite, liseyi bitirmiş oluyor. Gençlerimizle alakalı az evvel de dediğim gibi biz eğitimi, özellikle gençlerimizi eğitmek zorundayız. Türkiye'nin hiçbir yerinde okumamış öğrenci, okumamış çocuk bırakmayacağız. En ücra köşeye kadar gideceğiz. Hatta çok radikal bir şey söylüyorum. Buyurun. Çocuğunu okuluna göndermeyi, ailelerden çocuklarını alarak devlet nezdinde okutacağız. Çünkü biz kalkınmak istiyoruz. Biz devletimizi kalkındırmak, milletimizi huzur, barış, refah ve ekonomik refah seviyesi yükselmiş vaziyette yaşatmak istiyoruz. Onun için bütün çocuklarımızı okutacağız. Hepsini. Ve onlara gelecek hazırlayacağız. Onlara güzel bir gelecek hazırlayıp geleceklerinden, hayatlarından kaygı duymamalarını sağlayacağız. Güven vereceğiz. Evet, güven vereceğiz. Bugünkü gençler güven istiyor, garanti istiyor. Özellikle Türkiye'de mesela işsizlik var. Lafınızı kestim, affedersiniz. İşsizliğe nasıl bir çözüm bulacaksınız? Söz gençlerden açılmışken. Şimdi evet, çok çok önemli. İşsizliğe nasıl çözüm bulacağız? Bugün eğitim sistemi son derece yanlış. Ne yapacağız? İkişer yıllık periyotlarla sınav sistemini kaldırıp mesleki eğitime ağırlık vereceğiz. Anaokulundan başladı çocuk, örnekleri vererek söyleyeyim. Anaokulundan başladı çocuk, işte oyunlar var, Türkçe, işte farklı derslerle. Diğer ikinci yılda dersler ekleyerek belli bir dönemden sonra çocuğun yeteneğine göre bölüm ayırarak yeteneğine göre mesleki eğitim vereceğiz. Böylece Türkiye'de işsizlik sorunu kalmayacak. Ayrıca istihdam alanları sağlayacağız. Bizim az evvel de bahsettiğim gibi bizim madenlerimiz var. Bunlarla alakalı biz AKP'nin yaptığı gibi fabrikalar satmayacağız. Biz fabrika yapacağız. Madenlerimizi biz işleteceğiz. Buradan ham madeni alıp yurt dışına göndermeyeceğiz. Kendimiz çıkaracağız, kendimiz işleyeceğiz. Hem gençlerimize, vatandaşımıza istihdam alanı sağlayacağız, hem ülkemizi kalkındıracağız.
Bir soru arada, özelleştirmeye karşı mısınız? Stratejik öneme sahip olan tüm kurumların özelleştirilmesine karşıyız. Örneğin bir tank palet fabrikası satıldı. Bu savunma sanayiyle alakalıdır, Türk Silahlı Kuvvetleri ile alakalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tabiri caizse mahremidir. Biz buna karşıyız. Seka kağıt fabrikası. Bizim ormanlarımız var. Kağıdımızı, kalemimizi kendimiz yapıyorduk. Özelleştirdiler. Gitti, şimdi biz yurt dışına alıyoruz. Parsel evet. Sattılar diyorsunuz. Stratejik öneme sahip olan hiçbir kurumu işletmeyi özelleştirmeyeceğiz. Evet, gençlerle ilgili düşünceleri böyle Sayın Genel Başkanı, Tural Hareketi Partisi Kurucu Genel Başkanı Balabi ve kadınlarla ilgili düşüncelerinizi de almak istiyoruz. Onlara yönelik yeni projeniz var mı? Ya da onlara yönelik çalışmanız var mı? Türk türesinde kadın kutsaldır. Önce bunu belirtelim. Bizi doğuran kadınlardır hepimizin. Annesi kadındır. Elbette ki bu son dönemlerde kadın cinayetleri, tecavüzleri bunların önüne geçeceğiz. Çıkaracağımız, getireceğimiz kanunlarla bunların önüne geçeceğiz. Yani kadına gerekli önem vereceğiz evet. Diyorsunuz. Çünkü dünyada Atatürk ilk kez kadınlara seçme seçimlerini vermiş. Kesinlikle. Ve sizin de felsefeniz kurucu Atatürk'ün fikirleri olduğu için de detaya girmiyorum. Belki sonlara doğru yaklaşıyoruz ama Sayın Esen'le röportajımız sürüyor. İyi de gidiyor. Şimdi tabii bir de dış politika var. Yani çok önemli. Çünkü küresel gelişmede Türkiye'yi bu coğrafyada dışa bağımlı bırakan bugünkü iktidar ne yazık ki ben ifade ediyorum. Bugün Türkiye'nin yaşadığı tüm ekonomisinde sorumlu mu sizce? Sizin dış politikanız nasıl olacak? Şimdi Dede Korkut'un bir sözü var. Hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz oğul diye. Biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iplerimizi dış devletlere verdik, o emperyalist devletleri dediğimiz devletlere verdik. Bütün komşularımızla, bütün devletlerle, Türk devletinin menfaatleri doğrultusunda kesinlikle kavga etmeyeceğiz. Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda hepsiyle barışık ve iyi ilişkiler içerisinde olacağız. Evet. Kimseyle kavgamız yok dersin. Böyle ifade ediyorsunuz. Peki yine Anadolu'yu dolaşıyoruz, Anadolu'ya gidiyoruz, sahadasınız, alandasınız. Ayağınızın tozuyla Sivas'ta, Antalya'dan geldiniz. Evet. Vatandaşın içindesiniz. Şu an beklentileri ne sizde? Konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Ne istiyor vatandaş şu an? Konuşmuş olduğumuz vatandaşlar, meclisteki tüm siyasi partilerden şikayetçi. Bir kurtuluş arıyor, bir ümit arıyor. Sığınabileceği, yapışabileceği bir liman arıyor. İşte o liman biziz. Evet. Şimdi soracağım soruya da cevap verdiniz. Aslında seçmen neden Turan Hareketi Partisi'ni tercih etsin diye soracaktım. İsterseniz yine de cevaplayın ama bence açıkladım. Seçmen neden Turan Hareketi Partisi'ni tercih etmeli? Bir, meclisteki siyasi partilere bir bakalım. Matruşka gibiler. Birbirlerinin içerisinden çıkıyorlar. Şimdi yeni kurulanlar da var. AKP'nin içerisinden Deva çıktı, Gelecek çıktı. MHP'nin içerisinden İyi çıktı. CHP'nin içerisinden Yenilik çıktı. Bir tane daha çıkmak üzere. Açtıkça bir tane çıkıyor. Politikaları battıkça içlerinden yeni birilerini çıkarıp sahaya yeni aktörler sürüyorlar. Biz yüzümüzde maskeyle gezmiyoruz. Biz halkın içinden geliyoruz. Halkın dertlerini bilerek geliyoruz. Halkın dertlerine sorun çözüm üretmek için geliyoruz. Biz adaleti tesis edeceğiz. Biz adil paylaşım yapacağız. Biz eşitliği savunuyoruz ve tüm vatandaşlarımıza eşit davranacağız. Onun için seçmen bizi tercih etmeli. Etmeli diyorsunuz. Peki ve bunu belirtmek zorundayım. Yüce Atatürk'ün dediği gibi büyük ve müreffeh Türkiye'yi inşa edeceğiz. Evet, büyük ve müreffeh Türkiye'yi inşa edeceğiz. Gerçekten de ifade çok iyi. Efendim sonlara doğru yaklaşıyoruz. Tabii sorulacak pek çok soru var ama böyle zaman da dar, sizin de zamanınız dar. O nedenle kısa kısa geçmeye çalışacağım. Şimdi bugün günümüz Türkiye'sinde ve dünyasında siyaset parasız yapılmıyor. Yani sizin de zannediyorum belki sıkıntı çektiğiniz nokta odur. Onu aydınlatmak lazım.
2014'te kuruldu, şu ana kadar neden bütün illerde teşkilatları yok? Bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Biz bu sorunu kendi içimize çözüyoruz, dayanışma ruhuyla, imece usulüyle. Hiçbir yerden yardım almadan, boynumuza tasma taktırmadan, birilerine muhtaç olmadan kendi içimizde imece usulü çözüyoruz. Sakin sakin, yavaş yavaş, yani temeli ata ata geliyoruz. Evet. Efendim sizi ben basından takip ettiğim kadarıyla son yıllarda yaptığınız açıklamalardan dolayı da bazı siyasi liderlerle mahkemeliksiniz şu an. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Neden sizi mahkemeye verdiler efendim? Mecliste 5 tane siyasi parti var. Oluşan gündeme göre hareket ediyorlar. Ama hiçbir tanesi Türkiye'nin asli meselelerini, gerçek sorunlarını dile getirmiyor. Biz bu sorunları dile getiriyoruz. Biz gerçekleri yüzlerine vuruyoruz. Bu yüzden bizi mahkemeye veriyorlar. Biz de çıkıyoruz. Duruşma salonlarına aslanlar gibi, bir bozkurt gibi salmamızı verip çıkıyoruz. Onlar bizim ancak tozumuzu alırlar. Ancak tozumuzu. Peki, yine bir soruyla devam ettirmek istiyorum. Sizce Türkiye'nin çözüm bekleyen öncelikli 3 sorun nedir? Pandemiyi saymasak efendim, genel anlamda. Türkiye'nin çözüm bekleyen en öncelikli, acil 3 sorunu ne diye sorarsam nasıl yanıtlarsın? Adalet, eğitim, tarım ve hayvancılık. Yani ekonomi, eğitim ve adalet. Evet. Peki yine 3'te devam edeyim. Buradan seçmene son olarak Kur'an Partisi Hareketi Genel Kurucu Genel Başkanı Varol Esen'den şunu belirteyim. Kurucu Genel Başkan Coşkun Zırhmış. Ben 22 Şubat 2015 yılında seçildim. Seçilmiş Genel Başkanım halen devam ediyor. Seçilmiş Genel Başkan olarak düzeltiyorum değerli izleyiciler. Tabii yani şu andaki vatandaş izleyenlerin merak ettiği bir şey olabilir. Yine 3'le başladım, 3'le bitirelim de Allah'ın hakkı 3'tür dedi. Öyle mi dedi? Şimdi 3 mesaj vermek zorunda kalsaydınız şu an bizi izleyenlere, size oy vermeleri adına ya da sizi tanımaları adına ne tür mesaj verirdiniz? 3 mesaj demeyelim de şöyle diyelim. Büyük Türk milleti geleceğiyle alakalı endişe ve kaygı duymasın. Çünkü Turan Hareketi Partisi geliyor. Turan Hareketi Partisi Büyük Türk milleti için geliyor. Turan Hareketi Partisi Büyük Türk milletine nefes olmak için geliyor. Turan Hareketi Partisi Türk çocuklarının gözlerinde ışık, hayallerinde gökkuşağı olmaya geliyor. Gerçekten de yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Varol Esen'e. Turan Hareketi seçilmiş genel başkanı bize ayırdığı zaman için çok teşekkür ediyoruz. Ne dedik konuya girerken Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor. Bu gelişime katkı veren gerçekten değerler var. O değerlerin içerisinde de en önceliklisi bence siyasi partiler. Bugün demokrasi işleten birinci kurum siyasi partidir. Ve genç bir siyasi partinin genç bir genel başkanı. Yolumuz açık olsun. Ben size bir şey belirtmek istiyorum Büyük Türk milletine. Bugüne kadar her gelen işte şunu dediler. Bal tutan parmağını yalar. Kimisi tenekeden parmağını saldı, balı aldı. Kimisi tenekeyi komple götürdü. Biz buna son vermek için Büyük Türk milletine sözümüzdür. Devletin kasasından tek kuruş çalanı, ihalelerde rüşvet alanı, komisyon alanı vereni vatana ihanet yargılayacağız. Evet. Önce rüşveti bitireceğiz diyorsunuz. Rüşveti. Rüşveti. İhalelerde komisyon alanı vereni ve devletin kasasından tek kuruş dahi çalanı vatana ihanetle yargılayacağız. Evet, tekrar ettiniz. Yüreğinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Medya 24'ün özel konuğu Turan Hareketi Genel Başkanı. Evet, Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı. Varol Esen'e değerli ayrıntılı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek üzere. Yolumuz açık olsun diyorum. Teşekkür ederim.